Merhabalar sevgili izleyenlerimiz, hepinize Leyla Apak'la Gündem programından her zaman olduğu gibi bugün de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Yayına ve yapıma emeği geçen bütün arkadaşlarım adına, rejideki arkadaşlarım adına, İçel FM'den yayınımızın size ulaşmasını sağlayan arkadaşlarım adına yine mutluluk dileklerimizi, sağlık dileklerimizi, bereketli bir gün olması dileklerimizi gönderiyoruz. Ben mi? Ne yapayım ben dünden beri bildiğiniz gibi. Gece yatıyorum. Eğer sabaha şu haberleri verirsek şöyle olur, böyle olur. Geceden bir takım haberlere göz atma imkanım oluyor. Sonra sabah geliyorum. Burada Ezel'le ve Mert'le çarpışıyorum. Bugün onlara bir de Ulaş eklendi. Hiç sormayın. Hafta sonu Alzheimer Derneği'nin açılışında yediğimiz çiğ köfteyi konuştuk sabah sabah. Artık düşünün. Dün Müge Hanım'la teknoloji oburluğundan bahsetmiştik. Bir de çiğ köfte oburluğu var bizde. Öyle bildiğiniz gibi değil. Sabah sabah canınız çekmesin ama. Yine de güzel. Yine de güzel. Çocuklarınızın olması, etrafınızda sevdiğiniz insanların olması, bazı sevgilere, saygılara dokunabilmeniz, sabaha umutla başlayabilmeniz, kimseye verilmeyecek hesabınızın olmaması Rabbinizden başka size bahşedilen en büyük nimettir. Hepiniz de öylesiniz, hepimiz de öyleyiz. İyi ki öyleyiz. Bir biz güzeliz, öbürleri hep çirkin zaten diyerek başlayalım yine. Öyle diyelim, olur mu? Bütün hastalara şifa diliyoruz efendim. Derdi tasası olanlara deva diliyoruz. Em çareleri bol olsun inşallah. Öğrencilerimize başarılar, trafikte olan sürücülerimize ve bizi İçel FM aracılığıyla takip eden tüm dinleyicilerimize de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Aman dikkat edelim diyoruz. Kulağınız bizde, gözünüz, beyniniz yolda olsun diyoruz efendim. Sosyal medya üzerinde Facebook, Instagram üzerinden de bizi takip eden, Twitter üzerinden de bizi takip eden tüm izleyenlerimize, takipçilerimize sevgilerimizi yolluyoruz. Biraz önce Ezel arkadaşımın hatırlatmasıyla programın baş maddesi oldu. İstanbul'daki son dakika depremi sevgili izleyiciler. İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Saat 11.01'de gerçekleşti bu sarsıntı. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre depremin Marmara Ereğlisi açıklarında Silivri civarında olduğu ve 4,7 büyüklüğünde olduğu öğrenildi. Tabii ki en büyük dileğimiz bunun bir küçük öncü deprem olmaması yönünde. Ayrıntıları birazdan programı süresince bizlere ulaştıkça, ajanslar servis ettikçe sizlerle paylaşmaya çalışacağız efendim. Durum böyleydi. Deprem konusunda çok alışkın İstanbul. Çok kesin Ulaş'tır bu. Ya bu çocuk bunu özellikle mi? 11.30'da hapşuruyordun Ulaş her gün. Daha var yani. 11 çeyrek gibi hapşurmak olmaz. Saatini şaşırma lütfen. Çok dakik bir çocuksun sen. Çok yaşa ablacığım. Mutlu mesut yaşa. Çok sağlıklı yaşa. Allah hiçbirinizin eksikliğini yaşatmasın. Bizlere de, annelerinize, babalarınıza da. Yapay sarsıntılar depremlerden ayırt edilebilecek artık. 15 bin deprem inceleniyormuş efendim. Söz konusu yapay depremlerinde. Türkiye genelinde AFAD ve Kandilli tarafından kurulan yüzlerce istasyon tarafından artık kaydedilebileceği haberi tekrar gündeme taşındı. Bugünkü İstanbul'daki öncü deprem olmasından korkulan 4,6 olarak bize ulaşmıştı. Bazı ajanslarda da 4,7 olarak geçiyor. Ancak ekran KJ'mize sadık kalalım. 4,6 şiddetinde gerçekleşen bir depremdi. Kandilli 4,7 diyor. AFAD mı 4,6 diyor? Evet, ama Kandilli'yi de baz alabiliriz. Orayı da sonuçta ikisi bir mütalaya varacaktır bir şekilde. Depremler nasıl tabir edilir? Bu verdiğimiz derslerde teşekkür ederim Mert'cim. Bu verdiğimiz derslerde genelde diksiyon, habercilik, haber okuma, haber yaratma, haber editörlüğü ve haber redaktesi konularında da gerek İstanbul'da, gerek Ankara'da, gerekse farklı şehirlerde, gerek akademisyen kimliğimizde, gerekse eğitmen kimliğimizde dönem dönem yetiştirme derslerimiz oluyor idi. 4,7 olarak yazılmıyor hiçbir deprem artık. 4,7 olarak yazılıyor. 4,7 mi okunmalı? 4,7 mi ya da 4,6 mı okunmalı? 4,6 mı okunmalı? Bu bugünün sosyal medya konusu olsun. Nasıl? Efendim? 4,6 mı diyorsun? 4,6 diyorsun. Ezel'in TDK ile çok işi yok, Türk Dil Kurumu ile çok işi yok. Ezel'in kendine göre bir Türkçesi var. Onu da bizler çok iyi anlıyoruz. Evet, çünkü pratik olmak ve zamandan kazanmak zorunda. Virgüller, noktalar hiç Ezel'e göre değil. Ama bunu nasıl okursak doğru olur? Devreden mi olur? Tam sayı mı olur? Ne olursa nasıl olur? Doğrusunu söylemeyelim biz.
lütfen sizlerle konuşalım. Sizlerden duymak istiyoruz sevgili sosyal medya takipçilerimiz. Onun için bu konuda bizimle bugün fikir birliği ederseniz çok mutlu oluruz. Ayrıca Türkiye'nin, çok affedersiniz, dünyanın en önemli fay hatları üzerinde, fay hatlarından biri üzerinde kurulmuş bir ülke olduğunu düşünürsek coğrafi açıdan, depremler konusunda ne kadar tedbirliyiz, ne kadar tedbirsiziz, bunu konuşmaktan aslında yıllarca yorulduk. Ancak yine de konuşmak gerekiyor ki sadece depremleri, şiddetlerini ya da yarattığı yıkımları konuşmak zamanı çoktan geçti. 99 depremini İstanbul'da yaşayan biri olarak Rabbim bir daha bu acıyı bu ülkeye, bu ülkenin insanlarına, dünyadaki herhangi bir yere de hiç yaşatmasın, göstermesin diliyoruz tabii ki. Hepimizi Rabbim saklasın diyecek başka bir şey yok. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika temaslarının yanı sıra iç siyasette de yavaş yavaş bir boşluk olduğu için o boşluğu dolduran tarafta ister istemez muhalefet oluyor. Sayın Meral Akşener'in geçtiğimiz hafta Türkiye'de, Türk siyasetinde kilit parti durumundayız açıklamasıyla CHP tabanından birçok tepki yükselmişti, anımsayacaksınız. CHP'ye rağmen kilit parti olarak kendilerini tek ve geçilmez ilan etmeleri doğru mu nidaları yükselmişti sevgili izleyiciler. Bunun ötesine geçen açıklamalar da olmuştu. Sayın Meral Akşener bu konudaki sessizliğini korudu, usulünü hiç bozmadı. Bu geçtiğimiz haftanın eskiyen maddelerinden birisiydi. Yine geçtiğimiz haftanın eskiyen maddelerinden birisi olan ancak bu hafta Amerika'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika'ya cebinin dolu, elinin kuvvetli gitmesini sağlayan bir görüşme dizisi vardı. Bu da Sayın Ruhani ile ve Sayın Putin ile yaptığı görüşmeydi. Amerika öncesinde, Amerika ziyareti öncesinde, katılımı öncesinde gerçekleşen bu görüşmenin amacı şimdi daha çok anlaşıldı. Biz kimdeniz değil, kim bizdenin sorusunu aramıştık Türkiye olarak. Bu da Sayın Ruhani ve Putin'le, Sayın Erdoğan'la masaya yatırılan konulardan birisi olmuştu. İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Putin ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Bu üçlü zirve biliyorsunuz sevgili izleyiciler, Çankaya'da yapılmıştı. Fırat'ın doğusunda Amerika'yı istemiyoruz mesajı verildi. Birleşmiş Milletler görüşmeleri öncesinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın orada nasıl karşılanacağının kilit cümlesiydi bu aslında. Hangi tavırla oraya gideceğinin ve gittiğinde hangi maddeleri konuşacağının ya da bu üç kişinin o zirveye katılacak olan yine bu üç kişinin neleri ele alıp neleri öncesinde mütalaa ettiğinin bir göstergesiydi. Ve Esed'le Erdoğan'ı aynı masaya oturtabilir miyiz çabası vardı Sayın Putin'in. Bu çok önemli bir çabaydı. Bir dönem çeliştiniz, bir dönem karşı karşıya geldiniz, bir dönem kardeştiniz. Şimdi bu birlik bozuldu. Ancak Orta Asya'daki ve Asya ülkeleri arasındaki, Müslüman ülkeler arasındaki bu birlik mesajını Birleşmiş Milletler'deki konuşmanızda, konseyindeki konuşmanızda daha güçlü verebilmeniz adına bu konuda da bir netlik belirlememiz gerekiyor sizinle gibisinden bir edaydı Putin tarafından Sayın Erdoğan'a yansıtılan. Ancak Sayın Erdoğan'ın cevabının, Cumhurbaşkanımızın cevabının ne olduğu konusunda basına herhangi bir haber, herhangi bir deklare ya da yazılı ya da sözlü bir açıklama gerçekleştirilmemiş, servis edilmemiş durumda. Adana mutabakatı tekrar hatırlatıldı. Türkiye'nin sınır güvenliği açısından çok önemli bir durumdu bu, biliyorsunuz. İdlib'deki operasyonlar üç liderin ortak kaygısıydı. Bu kaygı üçlü olarak masaya yatırıldı. Üçlü fikir alışverişinde bulunuldu sevgili izleyiciler. Suriye'de teröre geçit yok mesajı verildi. İran ve Rusya olarak biz Esad'ın arkasındayız. Siz de ortak çıkarlarınız gereği Esad'la barışabilirsiniz mesajını ilettikleri söylenildi Sayın Ruhani ile Sayın Putin'in, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a. Ve bölgeyi bir şekilde oyalayanın Amerika olduğu net ve açık bir şekilde dile getirildi. Artık Türkiye, Asya
koalisyonunu oluşturacak ya da bu koalisyonun oluşması konusundaki kilit ülke olma durumunu bu konuda daha çok pekiştirmiş oldu. Mesela bir abimizle konuştuk. Dedim ki böyle Suriye'de teröre geçit yok denilmesi Mersin limanına ne kadar yansıdı? Limandaki hareketliliğe yansıdı mı? Bu iki hafta mesela Mersin'e ne kazandırdı? Bir güven geldi dedi. Tekrar dışarıdan içeriye doğru ayağa kalkan bir Türkiye imajı uyandı bizde. Ha yanlış olur, doğru olur, bunun sansasyonları, bunun uzantıları ya da dalgaları. Doğru değerlendirilir ya da yanlış değerlendirilir, orayı bilemiyoruz Leyla'cığım dedi. Çok eski bir müşavir bu abimiz ve bu konuda da uluslararası ticaret konusunda da, transatlantik ticaret konusunda da çok değerli, geçmişte müsteşarlık yapmış abilerimizden birisi, ismini vermem doğru olmaz. Kendisi de dilemedi zaten, öyle bir şey istemedi. Mersin piyasasındaki önemli sanayicilerin görüşü şu. Dolarda artık istikrarlı bir döneme girilmiş olmasını düşünüyoruz dediler. Altındaki yükseliş bize umut veriyor dediler. Bir şekilde kuyumculardaki hareket, tabii ki hep o değil, altın borsası da var, o ayrı bir konu. Ancak en küçük dilimden başlamak gerekirse, örneğin kuyumcularda sıkışan vatandaşlar kredi çekmek yerine altın yükselmişken mevcut altınlarını bozdurmak için bir hareketlilik yarattı dediler. Bu da önemli bir ambiyanstır aslında. Oradan alınan paralar bir başka yere nakledilecek. Artık piyasada yavaş yavaş çek ve senetler dışında da sıcak para dönüyor olacak. Bu da bir umuttur aslında. Peki Türkiye'nin dış ülkelerdeki yatırımcıların güvenle, zaten bu dış politikada istikrara odaklanması şu anda siyasi erkin, bence amaç bu. Dış yatırımcıyı Türkiye'ye çekmek. Bu dedim efendim, Mersin havaalanının bir an önce harekete geçirilmesi, yapımına başlanılması, işte ihale edilmesi, şu su, bu susu. Çünkü Mersin Limanı da Singapurlar tarafından işletiliyor. Sevgili Münir Şen'le olan sohbetimizde de tekrarladığımız gibi, pekiştirdiğimiz gibi. Belki havaalanı içinde yabancı bir yatırımcı bulunacak. Ne yapılacak, ne edilecek? Mersin içinde bir umut. Tepeden tırnağa, iğneden ipliğe bir umut. Atılan her doğru adım, ekilen her doğru tohum bir süre sonra yeşerecektir. Ancak dış ticaret ve dış politika çok acımasızdır. Giderken çok istikrarlı gidemezseniz, dönerken ektiklerinizi biçemezsiniz. Buna izin vermezler. Çok sağlam ayaklarla, çok sağlam koşullarla yürümek lazım. Bu arada tabii ki iç politikada bir boşluk oldu. Kılıçdaroğlu sık sık beyanlarda bulunuyor, Sayın Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı. Ona da sorulmuş. Abdullah Gül'e söz verdiniz mi denilmiş mesela. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Abdullah Gül'e söz verdiği yönündeki iddia için bu iddialar doğru değil. Tek adam partisi değiliz. Dolayısıyla otururuz, konuşuruz, tartışırız ifadelerini kullandı. Yani kendi tabanımın fikrine de saygı duyarım dedi. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'ye, Selvi'nin kalemi aldığı, köşesinde kalemi aldığı bir haber bu. Bir ayrıntı bu sevgili seyirciler. İç politika ayrıntısı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Gül'le anlaştığı yönündeki söylentileri ve de kulis söylemlerini, efendim, anladım, teşekkür ediyorum, kulis söylentilerini bir şekilde kaleme aldı ve de köşesinde paylaştı. Ankara kulislerinde büyük ses getiren iddianın yankıları sürüyor. Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama da geldi. Kılıçdaroğlu söz konusu iddiayı bugünkü yazısında tekrar gündeme getiren Selvi'yi arayarak demiş ki bu iddialar doğru değil, tek adam partisi değiliz. Dolayısıyla oturur konuşuruz, tartışırız ifadelerini kullanmış. İşte Selvi'nin CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun onu aramasına, kendisini aramasına sebep olan yazısından en önemli sebebi teşkil eden bölüm. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aradı diyor Sayın Selvi. Kendisiyle yararlı bir görüşme yaptı. CHP lideri Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bundan sonraki tartışmalara da ışık tutacak açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı adaylığı için Abdullah Gül'e bir söz verip vermediğini sordum. Bu iddialar elbette doğru değil ki böyle
bir şey mümkün değil karşılığını vermiş. Açık ve samimi konuştu diyor Sayın Selvi, Sayın Kılıçdaroğlu için. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ne Abdullah Gül'e ne de başka bir isme söz vermediğini, kimseyle bir anlaşmanın söz konusu olmadığını da söylüyor aynı zamanda. Kılıçdaroğlu bunları söylerken oldukça netti diyor Sayın Selvi. Bir şeyler gizliyor havasında değil de açık ve samimi olarak bir konuşma gerçekleştirdik diyor. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığı için Abdullah Gül'e söz verdiğini söyleniyor sorusunun cevaplarını aldım diyor Sayın Selvi dünkü görüşmesiyle. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tekrar oraya dönecek olursak iklim zirvesinde de konuştu sevgili izleyiciler. Aynı zamanda küresel ısınmayı reddeden Trump'ın iklim zirvesine katılması da çok büyük şaşkınlık yarattı. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını arkadaşlarım hazırlıyorlar. Yanılıyor muyum Ezel'cim? Evet, ekranda. Ses var mı yoksa saat... Efendim? Var, peki. Bir süre görüntüyle idare edelim lütfen. Trump'ın görüşlerini yansıtayım. Ondan sonra sizin hazırladığınız görüntülere ve sese geçelim arkadaşlar. Habere geçelim. Ay niye bu kadar laf uzattım ki? Sonra o bölüme geçelim diyeceğim. Yani bazen böyle dolanıyorum. Bir insan kendine düşman olur mu? Vallahi düşmanım. Bazen şu kulağımı şöyle tutacağım. Şöyle tutuyorum. Değil mi Filiz'im? Bazen öyle tutuyorum. Ama öyle tutmam da güzel ya. Vallahi billahi öyle tutmak da güzel. Bazen yorulmak da güzel yani. Allah başka yorgunluk vermesin. Küresel ısınmayı oldu bitti. Amerika karşıdır. Sebebi teşkil ettiği için elbette karşı olacak. Sebep biziz. Sonucu mu konuşalım tavrında olacak. Ama Trump da büyük bir pişkinlik vardı. İklim zirvesine katıldı. Herkes şoke. Amerika Başkanı Donald Trump'ın beklenmedik şekilde iklim zirvesinin yapıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonuna gelmesi büyük şaşkınlığa neden olmuş. Trump daha önce küresel ısınmayla dalga geçerek küresel ısınma Amerika ekonomisine zarar vermek için Çin'in bir aldatmacasıdır ifadesini kullanmış. Birleşmiş Milletler 66 ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbon salınımını 2050'ye kadar sıfıra indirme taahhüdünde bulunduğunu duyurmuş efendim. Öte yandan Amerika Başkanı Donald Trump'ın beklenmedik şekilde bu zirveye katılması ve salona gelmesi şaşkınlığa neden olmuş ve büyük tepkilere neden olmuş aynı zamanda. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün dünya liderlerinin katılacağı Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor şeklinde nakletmiş dünkü görüşlerini. Zirve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşmasıyla süslendi. Sadece iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında somut planlar açıklayacak ülkeler sunum yapabiliyordu. Türkiye de bunlardan birisiydi. Taahhütte bulunmayan ülkelerse zirvede söz alamayacaktı ve de almadı. 66 ülkeden büyük bir hamle geldi. Birleşmiş Milletler zirve öncesi 66 ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbon salınımını, bakın çok önemli bir konu. Kanseri konuşuyoruz, ALS'yi konuşuyoruz, Alzheimer'ı konuşuyoruz, bir şekilde depremleri konuşuyoruz, küresel ısınmayı konuşuyoruz. Hayatın her alanında, canlıların her alanını, tüm yaşam alanlarını zapt eden bir konu bu karbon salınımı sevgili izleyiciler. 2050'ye kadar sıfıra indirme taahhüdünde bulunduğunu duyurmuş, çok güzel bir adım. Şimdi Birleşmiş Milletler zirvesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmayı ekranlarınıza taşıyalım. Söz alan ülkelerden birisiydi Türkiye. Taahhütlerini yerine getirecek ülkeler söz aldı. Ne mutlu ki bize. Ülkemizde bunlardan, bu ülkelerden birisi arasına girebildi. Sayın Trump'ın gözünün içine baka baka konuşmak umarız Sayın Erdoğan'a büyük keyif vermiştir. Rusya koalisyonundan sonra. İfadesine sunulmuş her şey bizlere verilmiş bir emanettir. Emaneti bir sonraki sahibine teslim edinceye kadar onu en iyi şekilde korumak zorundayız. İklim değişikliği sonuçları itibariyle sınır tanımayan küresel bir sorundur. Küresel sorunların çözümünde gerek bölgesel gerek uluslararası düzeyde işbirliğinin tesis edilmesi şarttır. Sayın Genel Sekreter, tüm ülkeleri iklim değişikliğiyle mücadele hususunda elini taşın altına koymaya davet etti. Türkiye bu davet üzerine Kenya ve Birleşmiş Milletler Habitat ile beraber altyapı, şehirler
ve Yerel Eylem Çalışma Grubu'nun eş başkanlığını yürütüyor. Bu çalışma grubu iklim değişikliğiyle mücadelede somut etkilerini günlük hayatta da göreceğimiz kritik bir alanı teşkil ediyor. Türkiye iklim değişikliğiyle başarılı mücadele için evvela yerel düzeyde eyleme geçilmesi gerektiğinin farkındadır. Dünyanın en kalabalık metropollerinden İstanbul'da 4,5 yıl boyunca Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım. Son 17 yıldır Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak ülkeme hizmet ediyorum. İstanbul'la beraber 81 vilayetimizin tamamında katı yakıtlar yerine doğal gaz kullanımını yaygınlaştırdık. Türkiye bugün yenilenebilir enerjide bölgesinde lider ülke konumundadır. Halihazırda elektriğin %30'undan fazlasını yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz. Yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payını 2023 yılında yaklaşık %39 seviyesine yükselteceğiz. İklim duyarlı, enerji verimli şehirler inşa ederken afet risklerini de azaltıyoruz. Millet Bahçeleri projemizle yeşil alanlarımızı ve dolayısıyla yutak kapasitemizi hızla artırmayı hedefliyoruz. Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz. Son 17 yılda 4 milyardan fazla fidanı toprakla buluşturduk. 11 Kasım'da 11 milyon fidan daha dikiyoruz. 2023 hedeflerimizden biri orman alanlarımızı toplam alanın %30'una çıkarmaktır. Ayrıca şehirlerimizdeki trafik sorununu hafifletmek ve sera gazı salımını düşürmek için yeni metro hatları inşa ediyoruz. Demiryolunun toplam yük taşımacılığı içindeki payını %5 civarından %10'a, yolcu taşımacılığındaki payını ise %1'lerden %4'e çıkarmayı hedefliyoruz. Hızlı tren hatlarımızı önümüzdeki 5 yıllık dönemde yaklaşık 5600 kilometreye taşıyacak, şehir içi raylı sistem uzunluğumuzu ise %50 civarında artıracağız. Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi tarihi nitelikte projelerimizi hayata geçirdik. Ülkemiz genelinde atık yönetimi, iklim dostu teknoloji ve enerji kaynaklarının kullanımı, hava, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi yönünde önemli gelişmeler kaydettik. Uygulamaya koyduğumuz bir düzenleme ile ülkemizdeki plastik poşet kullanım oranını 4'te 3 oranında düşürdük. Eşimin öncülüğünde başlatılan sıfır atık projesi tüm şehirlerimizde ve kurumlarımızda hızla benimsendi. Sıfır atık projemizi bütün Türkiye'ye yaygınlaştırıyoruz. 2023 itibariyle yaklaşık 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız. Atıklardan geri kazanım oranını %13'ten 35'e taşıyacağız. Bisiklet yolları da son dönemdeki en önemli yatırım alanlarımızdan birini oluşturuyor. 2023'te bisiklet yollarını da 1000 kilometreden 4000 kilometreye çıkaracağız. Kalkınma hedeflerimizden vazgeçmeden İklim değişikliğine uyum ve afetlere karşı dayanıklılığa yönelik politikaları hayata geçiriyoruz. Yerel düzeyde iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına her bir coğrafi bölgemiz için ayrı eylem planları hazırlıyoruz. Karadeniz bölgesi için eylem planımızı yayınladık. Diğer bölgelerimiz için de kısa sürede yayınlayacağız. Burada çalışma grubumuzun girişimlerini de sizlere takdim etmek istiyorum. İlk girişim yerel iklim yatırımı için liderlik girişimidir. Burada çalışma grubumuzun girişimlerini de sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk girişim
yerel iklim yatırımı için liderlik girişimidir. İkincisi ise herkes için sıfır karbon binalar girişimidir. Bu önemli girişimin iki temel bileşeni vardır. İlki 2030 yılına kadar yeni binaların, 2050 yılına kadar ise mevcut binaların sıfır karbon hale getirilmesi amacıyla yol haritalarının hazırlanmasıdır. İkincisi 2030 yılına kadar küresel ölçekte yaklaşık 1 trilyon dolar tutarındaki yatırımın hayata geçirilmesidir. Üçüncü girişimimiz iklim dostu ulaşım girişimi ile sürdürülebilir kentsel ulaşım sistemlerinin oluşturulmasını hedefliyoruz. Bu girişimlerimizin hayırlı olmasını diliyor, tüm ülkeleri imkanları ölçüsünde ve hakkaniyet temelinde elini taşın altına koymaya davet ediyorum. Eş başkanlığını yürüttüğümüz çalışma grubunun geliştirdiği girişimlerin herkes tarafından destekleneceğine inanıyorum. Thank you very much. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması böyleydi sevgili izleyiciler. Sorunlara parmak basan bir konuşmaydı. Ancak poşet konusu biraz kafama takıldı doğrusu. Poşetlerin ücretle satılması, plastik tüketiminin ya da doğada asırlarca yok olmayacak bir maddenin oluşmasına, doğaya salınmasına ya da atılmasına ya da terk edilmesine engel olmadı. Herkes ihtiyacını, yine poşet ihtiyacını marketlerden ya da mağazalardan gidermek zorunda. Aldığınız her şeyi elinizde kolunuzda taşıyamıyorsunuz. Böyle bir imkan yok. Özellikle bazı zincir maddelere, özür diliyorum marketlere, faydası olsun diye ben bu modanın çıkarıldığını düşünüyorum. Ve Birleşmiş Milletler kararıyla karbon salınımını ya da en az atık projesini desteklemek adına alınan bir önlem olduğu hemen hemen ilk kez dile getiriliyor Sayın Cumhurbaşkanı tarafından. Bu konuda Türkiye sınıfta kaldı bence. Sadece poşetleri parayla satma yöntemini tercih ettik biz. Onun dışında pet şişeler, aklınıza gelebilecek her türlü plastik madde, deterjan kutuları, süt ambalajları, bir şekilde fermente ürünlerin paketleri, bunların hepsi doğada kalmaya devam ettikten sonra sadece poşetleri ücret karşılığı yani parayla satıp çevre için en doğru tedbiri aldık demek sansasyonuna ya da safsatasına kimse inanmaz. Ben vatandaş olarak inanmam. Sadece esnafın o konuda para kazanmasını sağladınız. Bunun sınıfta kalan bir uygulama olduğunu düşünüyorum. O zaman Avrupa'daki gibi tamamen kağıt ambalajlara geçiniz. Herkes kucağında taşıyabileceği kadar alışveriş yapsın. O riski de almıyorsunuz çünkü alışveriş limitini sınırlayacak bir şey o. Yani atıyorum 50 adet bir parça, 50 adet alışveriş yapacaksa bir vatandaş herhangi bir marketten kağıt torbalarla kucağında taşıyacaksa bunu 10'a 15'e düşürebilir. Bunu da göze alamadınız. Ancak bu poşetlerin parayla satılması uygulamasından bir an önce vazgeçilmesini istiyorum. Bir an önce, her şeyden önce bir vatandaş olarak bunu diliyorum. Öyle unutulmuş bir şey oldu bu. Faturalarımızdaki katkı payı gibi. Hayata geçirilmiş olsa da olur, olmasa da olur uygulaması gibi bir şey değil bu aslında. Onun için bir kesim var ki para kazanmanın üstüne artı para kazanıyor. Uygulamada bir yanlışlık var. Bu doğru değil. Bu doğru değil. Onun için bu projenin, bu yaptırımın hiç arkasında durmadım. İlk günden beri programlarımda da söyledim. Geçici çözümler bunlar, göz boyama çözümleri bunlar. Şu parayla poşet satma işi birden kesilsin lütfen. Çünkü kimse poşet almadan çıkmıyor mağazalardan. Sadece para ödeyerek alıyoruz. Yapılan değişiklik bu. Sayın Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin dün hastaneye kaldırılması bir müdahale için gündeme bomba gibi düştü sevgili izleyiciler. Enfeksiyona bağlı ateş yükselmesi şikayetleriyle hastaneye kaldırılmıştı Sayın Bahçeli, hatırlayacaksınız ve de izlediğiniz, dinlediğiniz gibi çoğu haber bülteninde. Bahçeli taburcu olduğu sırada kendisini bekleyen geçmiş olsun dileklerine sağ olun sözleriyle karşılık verdi. Bir konuşma yapmadı. Gündeme bomba gibi düşen bir durumdu bu. Öğleden sonra taburcu edildi. Sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı.
sabah saatlerinde partiye giden ancak orada aniden rahatsızlanan Bahçeli'nin durumu endişe yaratmıştı. Ancak özel kalem müdürü hastaneye kaldırılma nedenini açıkladı daha sonra. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin özel kalem müdürü Murat Çeliker Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bahçeli'nin üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateşi yükseldiği için hastaneye kaldırıldığını söyledi. Tedavisini bizzat Başkent Hastanesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Haberal ve Profesör Doktor Ali Haberal yaptı. Eyvah, kader işte böyle yolları kesiştirir. Sayın Haberal'ın neyse, çektiklerini hepimiz biliyoruz. Şimdi hiçbir şey söylemeyelim. Hepimiz biliyoruz. Kader bu işte. Cübbeli Ahmet Hoca mıydı? Ezel bir hoca vardı. Onun kadın doktora gitmem deyip de kadın doktora kendini teslim etmesi gibi. Bir zamanlar Haberal'a sen doktor musun, içeride kalmaya layıksın demişlerdi. Sayın Bahçeli böyle bir şey zikretmemişti ancak o koalisyon gibi durumun içerisinde sessiz kalmıştı biraz. En çok Bahçeli'ye yakışırdı. Haberal bir tıp adamı demek en çok Sayın Bahçeli'ye yakışırdı. O açıklamayı hiç yapmamıştı. Kader bu. Kader. Yolunuz hiç ummadığınız bir anda, hiç tanımayı bile istemediğiniz, kenarından bile geçmediğiniz insanlarla yolunuzu kesiştirebiliyor. Sayın Cumhurbaşkanı da Bahçeli'ye geçmiş olsun dileğinde bulunmuş efendim telefon aracılığıyla. Önemli olan ve sosyal medyada karşılık bulan bir geçmiş olsun dileği daha vardı ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından Sayın Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti ve acil şifalar dilerim şeklinde bir beyanında bulundu. Cezayir'de bir hastane yangınında 8 bebek hayatını kaybetti. Bu da son dakika haberlerine düşen bir başka ayrıntımızdı. İçimizi yakan bir başka ayrıntıydı. Biraz önce Ezel'le bir habere güldük sevgili izleyiciler. Yani kara mizah bu aslında. Gülünecek bir şey de değil de o adam level yapmış yani. Bu kadarı olmaz. Kendi bizdekilere şükrettik. Haiti'de bir milletvekili kendisini protesto eden vatandaşlara kurşun sıkmış. Beterin beteri var. Dinimizin kıymetini bilelim efendim. Gerçekten kıymet bilelim. Çok yakınıyoruz bazen siyasilerimizden. Çok üzüldüğümüz, eleştirdiğimiz anlar oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan son ulusal haberimiz bu. Şimdilik son. Bakanlığından IMF heyetinin muhalefetle görüşmesine tepki, uygun bulmuyoruz denilmiş. CHP'li Faik Öztrak'ın bir açıklaması bu. Pardon, özür diliyorum. CHP'li Faik Öztrak ve İyi Partili Durmuş Yılmaz'ın IMF heyetiyle görüşmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada IMF heyetinin bakanlığımızın bilgisi dışında çeşitli görüşmeler yapması tarafımızca uygun görülmemektedir tepkisi gösterilmiş efendim. Biz de Sayın Öztrak'a katılıyoruz. Yetki atlaması olmamalı. Bu genel müdürünüz, genel müdürünüze direkt ulaşmanız gibi bir şey bu. Müdür yardımcısını atlayıp ya da görev zincirini atlayıp. Ancak konu ve gerekçe ne? Davetin kimden geldiği ve gündem maddesinin ne olduğu da tabii ki bir o kadar önemli sevgili izleyiciler. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Uluslararası Para Fonu IMF heyetinin CHP ve İyi Parti ile görüşmesine ilişkin gösterilen yapıcı yaklaşım yıllardır süre gelen teamüller ortadayken IMF heyetinin bakanlığımızın bilgisi dışında çeşitli görüşmeler yapması tarafımızca uygun görülmemekte olup bu hususun tekrar etmemesine yönelik olarak IMF temsilcilerine önümüzdeki dönem için şeffaflığa azami ölçüde dikkat edilmesi yönünde gerekli uyarılar yapılmıştır açıklaması yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi. Son iki gündür bazı basın yayın organlarında üye ülkelerin ekonomi, son dakika ekonomi haberleri, ekonomi yönetimlerine yol gösterici olmak ve uluslararası finansal sistem üzerindeki gözetim görevini yerine getirmek amacı ile gerçekleştirdiği gözden geçirme çalışmaları kapsamında ülkemizde bulunan Uluslararası Para Fonu temsilcilerinin muhalefet partilerinden isimlerle toplantılar gerçekleştirdiğine ilişkin haberler yer almaktadır. Bu konuda IMF'nin muhatabı hükümettir deniliyor. Doğrudur. IMF kuruluş anlaşmasının 4. maddesi kapsamında sevgili izleyiciler ve maddeyle IMF görüşmeleri olarak, İV görüşmeleri olarak adlandırılan bu görüşmelerin tamamının muhatabı hükümettir ve hükümet olmak zorundadır.
tarafsız bir haber programız, tarafsız bir kanalda izliyorsunuz bizi, her zaman doğruyu söylemek zorundayız. Evet, bu görüşmelerin muhatabı kesin ve kesin hükümettir. Ancak bizim ekonomi bakanımız yok. Yok, var mı? Yok. IMF heyetinin bilginiz dışında görüşme yapmasını uygun bulmuyoruz diyorsunuz, ancak karşılarına bir muhatap da çıkarmıyorsunuz. Bu ayrı bir konu. İki taraflı hatalar var, iki taraflı eksikler var. Türkiye kamuoyu IMF'den kimin medet umduğunu görmüştü. Bu usulsüzlük üzerinden bu siyasi erkin bu eksikliği Ekonomi Bakanlığı gibi çok önemli bir koltuğun liyakat sahibi bir kişi tarafından doldurulmamasının müsebbibi muhalefet değil, halk da değil, IMF'de değil. Siz ona bir muhatap kılacaksınız. Diyeceksiniz ki Ahmet Mehmet Efendi bu konuda liyakat sahibidir. IMF ile görüşmelerinizi Ekonomi Bakanımızla yapabilirsiniz. Sayın Berat Albayrak yok ortada zaten. Yok. Ekonomi Bakanlığı yok. Hiçbir sansasyonel açıklamalar da yapılıyor tabii ki. Onlar bizim muhatap alacağımız açıklamalar değil ama diyelim ki var. Hiçbir aile içi çekişmeye emanet edilebilir mi bir ülkenin ekonomik geleceği? Ya da ekonomideki tutarlılığı, tutarsızlığı. Asla ve katta. Muhalefetin yaptığı bu hareket asla ve katta doğru değildir. Ancak iktidar partisinin de ekonomik koltuğunu ve ekonomik arenayı uzun süre boş ve sahipsiz bırakması, bunun sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza Cumhurbaşkanımızın temsil ederek yürütülmesi bu görevin abesle iştigal bir durumdur. Onun için sebebi suçlayan da suçlu, zaten suçlanan %100 suçlu, ona bir şey demiyoruz. Ona hiçbir şey demiyoruz sevgili izleyiciler. Şöyle bir baktığımızda bir ekonomi haberi daha vardı. Onu da sizlerle paylaşıp kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında yerel haberlerimize geçeceğiz. IMF heyeti Türk ekonomisinde daralma beklemiyormuş efendim. Uluslararası Para Fonu'nun Türkiye heyeti Türk ekonomisinde bu yıl daralma beklemediğini açıklamış. Raporda IMF heyeti geçtiğimiz yıl durgunluktan kaynaklanan olumsuz etkilere rağmen bu yıl büyümenin pozitif olmasını bekliyor ifadelerine yer verilmiş. Uluslararası Para Fonu'nun bir açıklaması bu. Olumlu piyasa reformları yapmak için zaman ve vakit iyi bir fırsat açıklaması da yapılmış. Büyüme bu yıl pozitif olacak görüşü de dile getirilmiş. Raporda bu yıl küçük bir cari açığın beklendiğine yer verilmiş, ancak gelişmiş piyasa duyarlılığının ve jeopolitik gelişmelerin lira üzerindeki baskıyı aldığına da vurgu yapılmış. Bu çok önemli bir gelişmedir. İşte dedim ya, hep bir dış ilişkiler uzmanı olarak sizinle konuşmaya çalışıyorum. Haddim değil ama tabii ki bu uzmanlık alanımızın her başlığını konuşamıyoruz. Çünkü kanunlar, kaideler ve de bir takım bağlamlar nezdinde program yapmak zorundayız. Bazı şeylerin sebepleri havada kalıyor olabilir. Bizim edeceğimiz kelimeler, kuracağımız cümleler de bir şekilde engele takılmasın, bir şekilde hiç kimse zarar görmesin diye üstü örtülü anlatmaya çalışıyoruz. Ancak dış heyetlerdeki başarısı bir ülkenin iç barışının, iç ayağa kalkışının, yere yıkılmışsa bile dizlerini silkeleyip yoluna devam etmesinin en büyük imdadıdır. Enflasyon gelecek aylarda tek haneli olacakmış. Umarız öyle olur. Dördüncü madde konsültasyonuna takılıyor şimdi IMF. Dördüncü madde konsültasyon çalışması çerçevesinde düzenli denetlenmesi gerekiyor her üye ülkenin hareketlerinin. Belki muhalefetten de bu konuda görüş almış olabilirler. Muhalefet görüşüne başvurmuş olabilirler. Bence muhalefetle IMF'nin görüşmesi konusunda IMF iktidar üzerinden bunu sağlamalıydı. IMF'nin izlediği yolda da bir yanlış var. Muhalefetin görüşmesi de yanlış. Ancak umut veren maddeler de söz konusu sevgili izleyiciler. O sebeple Türkiye ekonomisini yeniden değerlendirmemizi istediler demiş İyi Partili Yılmaz IMF görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada. Neyini değerlendireceksiniz? Siz muhalefetsiniz. Neyini değerlendireceksiniz? Muhalefetin eline o kadar çok done verdi ki hükümet. Yani Ekonomi Bakanlığı'nın boş olması, ekonominin sadece Cumhurbaşkanımıza terk edilmiş olması zaten bunu açığa koyuyor. İstanbul'daki deprem için deprem kahinleri biliyorsunuz günler öncesinden tetikte olun diye haber vermişlerdi. Depremle ilgili bir başka haberimiz yok değil mi Ezel'cim? Öyle mi, fark etmedim, çok affedersin, hemen bakıyorum. Evet, neyle ilgiliydi Ezel'cim? Ha, İstanbul'da Silivri açıklarında 4000... NTV canlı yayında deprem uzmanı Profesör Doktor Okan Tüysü soruları yanıtlamış. Bunun arkasından artçılar gelebilir. Yani
Sabit depremse artçılar olur. Öncü depremse artçılardan bahsedilemez. Esas deprem için önlemler alınmalı. İlla öncü deprem herhangi bir 3'ün üzerindeki depremler hep öncü deprem olarak kabul ediliyor. Dünya ülkelerinde, riskli ülkelerde ancak biz ne hikmetse bir deprem uzmanı tarafından bu söyleme maruz kalıyoruz. Artçı depremler gelebilir. 3'ün üzerindeki her deprem öncü deprem olarak değerlendirilmeli ki insanlarımız zarar görmesin, kimsenin canı yanmasın, kimsenin kıl kadar zarar görmesini istemiyoruz, dilemiyoruz. Allah'ım esirgesin, Allah'ım korusun memleketimizin bütün insanı. AFAD Genel Müdürü. Evet. En büyüğü kaç? 2,1 olan AFAD tarafından yapılan açıklamada bu. 5 artçı deprem tespit edilmiş. Evet Ezacığım. Valilik herhangi bir hasar tespiti yapılmadığını söylemiş. Bazı okullarda önlem olsun diye tahliye mi başlatılmış? Mantıklı. Mantıklı. Alınacak ilk önlemler. Ancak ne yapacağız bilmiyoruz. Allah'a esirgesin. Çünkü bütün toplanma alanlarına, deprem toplanma alanlarına AVM'ler yaptık. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Şimdi kısa bir aramız olsun. Allah'a emanet gidiyoruz. Yemin ederim. Rabbime ena. Bindik bir alamete gideyoruz kıyamete. Rahmetli Cem Karaca'nın böyle bir şarkısı vardı. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Allah sonumuzu hayır getirsin. Çok da mübarek bir program olduk. Bak bir anda havamız değişti değil mi Ezel? Şimdi kısa bir aramız efendim. Reklamlarımız şöyle programlarımıza bir göz atalım. Yarın hangi programlarımız var? Yarın mesela İşte Hayat'ta yine önemli bir konuğumuzu ağırlayacağız. Konumuz da çok önemli. Her çarşamba saat 16-17 arasında canlı yayınlanan İşte Hayat programında akciğer kanserini ve tedavi yöntemlerini, göğüs duvarı deformitelerini konuşacağız efendim. Orta Doğu Hastanesi'nin değerli hekimlerinden Profesör Doktor Oğuz Köksal stüdyo konuğumuz olacak. Şiddetle öneriyoruz. Kaçırmayınız efendim. Şimdi kısa bir çay arası. Aramızın ardından yeniden birlikteyiz sevgili izleyicilerimiz. Sosyal medyadaki varlığımız üzerinden de programımızı canlı olarak takip edebiliyorsunuz. İçel TV stüdyolarından ve İçel FM mikrofonlarından da paylaşımdayız. Bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Saatlerimiz 12.07'yi gösteriyor. Sizlerin arkadaşlarıyla bu saate kadar ulaştık. Şimdi sırada İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun bir konuşması var. Konuşmanın konusu ve de içeriği şu. FETÖ bağlantısı sebebiyle emniyetten ihraç edilen personeller. Bakalım ne gibi konulara aydınlık getirmiş Sayın Soylu. 21. yüzyıl insanı, teknoloji ve gelişmişlikle en fazla temas eden insan ama tarihin en mutlu insanı değil. Teknoloji ve modernlik yeni imkanlarla birlikte yeni tehditleri ve mevcut tehditlerin büyümesini de beraberinde getiriyor. Politikamız şudur. Yüksek ahlaklı, yüksek teknik ve teknoloji kapasiteli, iyi eğitimli, olay ve tehdit sayısına göre optimum düzeyde belirlenmiş sayıda ve mutlaka görevde uzmanlaşmayı önceleyen bir anlayışla oluşturulmuş bir kolluk personeli yapısına ulaşmak. Ve bu personel yapısıyla 15 Temmuz sonrasında tepkisel değil, ilkesel bir güvenlik yönetimi ortaya koyabilmek. Birinci ilkemiz, birimler arası entegrasyon ve koordinasyona ağırlık vermek oldu. Bütün kolluk birimlerimizin birbiriyle bir, iletişim halinde olması,
bilgi paylaşımını yapabilmesini. Yaşadığımız 15 Temmuz sonrası niceliksel problemi, bir elin nesi var, iki elin sesi var felsefesiyle birlikte bir araya getirerek ortadan kaldırmaya, en azından azaltmaya çalıştık. Tabii ki FETÖ'nün işimize bıraktığı zehir, personel konusunda da bize ciddi darbe vurdu. Emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilen, ki sonra ihraçlarımıza da devam ettik, yaklaşık sayı 33 bindir. Gerçekleştirdiğimiz alımlarla bu gerilemeyi kapattık ve artıya geçtik. Şu an emniyet hizmetleri sınıfında görev yapan personelin sayımız 306 bin kişidir. Bugüne kadar ülke genelinde 19.600 bekçiyi göreve başlattık. Eski dönemden kalanlarla birlikte halen bekçi sayımız 21.300'dür. 8.242 arkadaşımızın da alım süreci devam etmektedir. Bu sayede 30 bine yaklaşmış olacağız. Narkotik birimlerimizin toplam personel sayısı bugün itibariyle 5.700'dür. Bunun 1.500 kişisini son 2 yılda ve uzmanlık eğitimine tabi tutarak göreve getirdik. Hatta Narkotik Eğitim Akademisi'ni kurduk ve 2018 yılında ulusal düzeyde 83 eğitim faaliyeti düzenledik. Aynı şekilde trafik birimlerimize de 2016 sonrasında uzmanlık eğitimine tabi tutarak göreve başlattığımız personel sayısı 5.800 kişidir. 15 Temmuz sonrasında 2016 sonu itibariyle profesyonelleşme oranı %57 olan jandarmamızda bugün ulaştığımız profesyonelleşme oranı %82'dir. 2021 yılı için profesyonelleşme hedefimiz %84, personel sayısı hedefimiz ise 163.220'dir. Sahil Güvenlik Komutanlığımızda profesyonelleşme oranımız şu an, altını çizerek söylüyorum, %97.5'tür. Yıl sonu itibariyle terhis olacak erlerle birlikte bu sayının %100 olmasını bekliyoruz. Rahatlıkla ifade edebilirim ki FETÖ'nün en büyük ihanet ettiği alanlardan birisi siber güvenlik alanıdır. Türkiye büyüklüğü yasa dışı bahisine 50 milyar dolar. Bu yeni bir yöntem ve bu yeni bir alan. Sadece 14-20 Eylül tarihleri arasında siber dairemiz tarafından çeşitli suçlardan 9 ilde 13 ayrı operasyon gerçekleştirilmiş. 33 gözaltı, 91 yakalama, 28 adli kontrol ve 28 tutuklama gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştayın yapılmasının ana sebeplerinden bir tanesi şu. Evet, travmalar geçirdik, doğru. Ve bu travmaları birlikte atlatmaya çalışıyoruz. Ve vatandaşımıza, milletimize bu konuda en ufak bir şey hissettirmeden aktarmaya çalışıyoruz. Sanki 15 Temmuz gibi hain bir darbe ile karşı karşıya kalmamış, bunun kurumlarımızda bir etkisi olmamış gibi bunu vatandaşa yansıtmamak için arkadaşlarımız 24 saat gayret gösteriyorlar. Trafikte, olay yerinde kaza ölümleri yılbaşından bugüne kadar %30 olarak devam ediyor. Bu ayda %26 olarak devam ediyor. Bu yazılımların %99'u yerli ve millidir. Bizim evlatlarımızın özgüvenleriyle beraber yazılmış yazılımlardır. Hepimizin sokaktaki vatandaş dahil herkesin Orta Doğu'daki istikrara odaklanması, içeride de terörün bitirilmesine odaklanması gerekir. İşte dün 7 terörist etkisiz hale getirildi. Nerede? Siirt'te. Herekol. Ya içim acıdığı bir olayı söyleyeyim. Geçen hafta tam bir yıl üzerinde çalışılan 7-8 kişilik bir grubu bir aksaklıkla kaybettik. Bugün sabah yine Şırnak'ta 9 terörist. 7+2. 9 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlar öyle azımsanacak rakamlar değildir. Onların hareket kabiliyetlerinin bizim topraklarda olamayacağımızı sadece onlara değil bütün dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Sadece terörist etkisi hale getirmiyoruz. Başka bir iş yapıyoruz. Ve yapmaya da devam edeceğiz. Türkiye'nin enerjisini en çok tüketen konulardan bir tanesi bunlardır. Bizim Orta Doğu'da ne işimiz var gibi yaklaşımlar baştan savma ve popülist ifadeler. Ne bilimsel, ne kültürel, ne de güvenlik stratejisi anlamında
bu ifadelerin herhangi bir tutarlılığı yoktur ve tepeden tırnağa yanlış bir ifadedir. Başkaları 9000 kilometre öteden gelecek Amerika, oralarda bir şeyler yapmaya çalışırken bize sırtımızı dönme aklını verenler, beni bağışlayın, akıldan yoksundurlar. Bunun akılla, mantıkla, siyasetle izah edecek bir tarafı söz konusu değildir. Oraların huzura kavuşması demek, içeride ve sınırımızın yanında PKK, YPG varlığının bitmesi demek, DAEŞ varlığının bitmesi demek, Türkiye'nin gelişmesini ve kalkınmasını katlaması demektir. İçişleri Bakanlığı'nın, bakanlığımızın, hükümetimizin son dönemdeki güvenlik yönetiminin odağındaki mesele, kolluk gücündeki insan unsurunun dönüşüm ve yeni kolluk olarak ifade edebileceğimiz anlayış değişikliğimizdir. 3000 kadın personel aldık. Şimdi eğitimleri başlıyor. İşte Yılmaz Hocam eğitimlerine başlayacak. Bu kadın personelimizin tek bir görevi var. Özellikle polis merkezi amirliklerimizde, yani karakollarımızda, güven masası denilen bir masa oluşturduk. Ve şu anda bütün güven masalarımız var. Birkaç yerde fiziki şartlar da sebebiyle. Şimdi aynısını jandarmada başlıyoruz. Ve jandarma bu hazırlığı yapıyor. Vatandaşımız kolluğa müracaat ettiğinde ilk geleceği ve karşılaşacağı kişi bizim orada eğitimini almış kadın personelimiz. Yine burada söylemeyeceğim. Jandarma ve polis arasında özellikle kolluk noktasında çok önemli bir işbirliğini Türkiye'nin çok ihtiyacı olan tasarruf da sağlayacağımız hem insan kaynağı açısından hem de özellikle giderler açısından ciddi tasarruf sağlayacağımız bir işbirliğinde çalışıyoruz. Bizim kolluk meselesinde en çok riayet edeceğimiz iş rutine kapılmamaktır. Maalesef rutine kapıldığımız çok oluyor. Yani biz dikkatimizi eksilttiğimiz andan itibaren olumsuz işlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bunu bir kadına şiddet hadisesinde de görüyoruz. Bunu bir uyuşturucuya kendini kaptırmış bir evladımıza göstereceğimiz hassasiyetin azalmasında da görüyoruz. Bu mesleğin meslek hassasiyetinin milyarda bir azalmaması gereken bir zorunluluğu söz konusudur. Sayın Süleyman Soylu'nun açıklamaları bu yöndeydi sevgili izleyiciler. Gerekli açıklığı kazandıracak konuya gerekli açıklığı kazandıracak bir durumdu bu. Bir açıklamaydı aynı zamanda. Şimdi arzu ederseniz yerel haberlerimize, yerel gazetelerimize şöyle bir bakalım. Hangi haberler yansımış, hangileri manşet ve sür manşeti kapsamış. O konulara da bir açıklık getirelim. Kentimize de şöyle bir değinmiş olalım. Gerçi ulusal olarak düşündüğümüz her konu artık her kentin gündemine indirgenebiliyor. Çünkü söz konusu ekonomi olunca, huzur olunca bütün şehirleri eşit oranda ilgilendiriyor. Artık ulusal ya da yerel diye bir haber çok fazla kalmadı gibi. Ancak yine de kent gündemi de bizler için, yaşadığımız kentte olan biten de bizler için çok önemli. Çukurova gazetesindeyiz. Naylon çadırda yaşam mücadelesi veren bir aileden bahsediliyor. Mersin'in Silifke ilçesinde parasızlık nedeniyle 5 çocuğunu çocuk esirgeme kurumuna vermek zorunda kalan bir aile bu. Elektrik ve suyu olmayan bir naylon çadırda yaşam mücadelesi veriyorlar. Bir yardım eli bekliyorlar. Aile bir yardım eli bekliyor. Bu konuda hayırseverlerimizin hatırına düşer inşallah bir şeyler. Canı yürekten diliyoruz. Silifke'de 14 yıl boyunca naylondan yapılmış bir odalı, affedersiniz, çadırda kalarak yaşam mücadelesi veren Zeynel Karaca ve Fatma Karaca çifti, en büyüğü 14, en küçüğü 4 yaşında olan 5 çocuğunu bakamadıkları için yaklaşık 6 yıl önce çocuk esirgeme kurumuna vermişler. Zeynel Karaca kalp ameliyatı olduğu günden itibaren çalışamıyor. Eşi Fatma Karaca Hanım iş olduğu zaman gündelik tarım işlerine gidiyor. Elektrik ve suyu olmayan naylon çadırda yaşam mücadelesi veren Karaca ailesi
kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor sevgili izleyiciler. Fatma Karaca hijyen olmayan ortamda çamaşır ve bulaşık yıkarken yemek işlerini çevreden topladığı tahta parçalarıyla ilkel şartlarda kurdukları ocakta pişiriyor. Yazın tozun içinde, kışın da çamur içinde yaşadıklarını söyleyen Fatma Karaca, devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz derken Zeynel Karaca ise kalp rahatsızlığım nedeniyle hiçbir işte çalışamıyorum, durumumuz kötü, yiyecek bir şey bulamıyoruz. Tozun toprağın içerisinde yaşamaya çalışıyoruz, devletimizden destek bekliyoruz, bize yardım etsinler diye konuşmuş. Acı bir tablo aslında, aslında da suretinde de acı bir tablo bu. Neden? Tabii anne baba için de aynı şey geçerli ama bir anne için özellikle 5 çocuğunu, bir aile için 5 çocuğunun hepsini bir çocuk esirgeme kurumuna teslim etmek, vermek zorunda kalmak acı bir durum. Bu fotoğraf içimi vurdu benim. Çünkü babanın çaresizliği, babalara çaresizlik hiç yakışmıyor. Rabbim hiçbir anneyi babayı çaresiz bırakmasın. Ancak bizim toplumumuzda erkek hep güçlüdür. Ya da güçlü olmak zorundadır. Erkeklere böyle bir haksızlık yapmış bizim toplumumuz. Onlar hastalanmaz, onlar yorulmaz, onlar üzülmez, onlar duygusuzdur şeklinde hep ithamlar vardır. Babalar da yorulur. Bakın babanın yorgunluğu ve yılgınlığı nasıl yansımış görüntüsüne. Bu fotoğraftan şunu da anlayabiliriz aslında. Bir hayat arkadaşının siz onu incitmedikçe, üzmedikçe sizin için nelerden vazgeçebileceği, kendisiyle ilgili nelerden vazgeçebileceği konusunda çok büyük bir ispat bu. Çok önemli bir görüntü. Hani koca ve karı sözü buradan gelir. Koca bir dağdır. Karısı da başının üzerindeki kardır, onu dik tutan, serin tutan, beynini ve de gönlünü rahatlatan. Burada dağ gibi bir kadın görüyorum ben. 5 çocuğunu çocuk esirgemeye, doğurduğu canından 5 parçasını çocuk esirgemeye teslim etmek zorunda kalmış. Ama buna rağmen eşine karşı büyük bir vefa örneği göstermiş. Eşi de karısı için sarf ettiği cümlelerde ne kadar, hala ne kadar şefkatli ve ne kadar kucaklayıcı. Bunlar çok önemli değerler. Hiç kimse tek başına aile olamıyor. Sadece kadının, özür dilerim, kadının eş olmayı istemesiyle ya da erkeğin eş olmasını istemesiyle iki ayrı insan aile olamıyor. Bu karşılıklı takdirle ilgili bir şey. Onun için her şeye rağmen bu anneyi tebrik etmek istiyorum ben. Gerçekten ve hayırsever vatandaşlarımızdan bu aileye destek bekliyorum. İnanın bu hanımefendi ve beyefendi için değil, o çocuk esirgeme kurumundaki 5 çocuk için ne olur vicdanınızın bam telini bir yoklayın. Eğer imkanınız varsa, tek ailenin belki gücü yetmez ama birkaç aile birleşirse belki bu aileyi kurtarabilir. Çünkü cennet de cehennem de bu dünyada. Gerçekten bu dünyada. Gittiğiniz, gördüğünüz yerden cennettesiniz, öldükten sonra cehennemdesiniz. Bir haber uçurabiliyor musunuz? Uçuramıyorsunuz. Ancak bu dünyada yaptığınız iyilikler sizin ahiretteki cennetinizi hazırlıyor. İşte o zaman haberinizi henüz bu dünyadan göçmeden ulaştırmış oluyorsunuz. Yaptığınız iyiliklerle, tuttuğunuz ellerle. Allah hiçbir anne babayı bu duruma düşürmesin sevgili izleyiciler. Dünya Alzheimer gününde önemli açılış yine Çukurova gazetesinin de sürmanşetine yansımış durumda sevgili izleyiciler. Ne yaptım ben Ezel? Süslü kadınlar bisiklet turunda pedal çevirmiş. Şu haberden sonra bu haber hiçbir şey ifade etmiyor benim için. Biraz önce konuşmasını naklettiğimiz İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun açıklaması Mersin gazetesinin, yerel gazetemizin de sürmanşetinde yerini almış. Emniyetten kanun hükmünde kararname ile ihraç edilenlerin sayısı 33 bin olarak açıklanıyor Soylu tarafından. Güvenlik yönetiminin dönüşümünde ihtiyaç duyulan insan kaynaklarının değerlendirilmesi çalıştayında yapmış bu konuşmayı efendim. 14 yıldır naylon çadırda yaşayan ailenin
acısı ve de sefaleti ne yazık ki Mersin gazetemizin de ilk sayfasına yerleşmiş durumda. Ve Akdeniz gazetesindeyiz. Mersin'de 15 bin Alzheimer hastası var. Türkiye ve Mersin'e ilk demans ihtisas merkezini kazandıran Alzheimer Derneği Mersin Şubesi bu yıl bambaşka bir ilke imza atarak ileri evrede demans hastalarının daha kalifiye bakımını sağlamak için 18 yataklı palyatif bakım birimini hizmete açtı. Cumartesi günü İçel TV olarak da naklen takip ettik. Sizlerle paylaştık oradaki programlarımızı ve etkinlikleri. Sayın Aynur Özge bu konuda çok somut adımlar atmış bir şahıs. Yol arkadaşları en az kendisi kadar güçlü, en az kendisi kadar bu hastalığı tanıyor. Yakını herhangi bir sevdiği insan, muhakkak bu hastalığı geçirmiş insanlar var çevrelerinde. Bu acıyı yaşamış. Yani burada çalışan insanların çoğu damdan düşmüş insanlar sevgili izleyiciler. Onun için halinizi, meramınızı çok anlatmanız gerekmiyor. Ancak devam eden yaşlarımızın bize hangi olumsuz sürprizler hazırladığını bilmiyoruz. Kara gün dostu bir tesis burası. Palyatif bakım birimi, palyatif demek ağır hasta bakımı demek. Palyatif bakım birimi de hizmete açıldı sevgili izleyiciler. Mersin'e çok güzel bir hizmet bu. Yaşlı bakım evinde Türkiye genelinde açılan ilk palyatif bakım merkezi burası. Sayın Aynur Özge hocamı ve yol arkadaşlarını canı yürekten alkışlıyorum. Çok önemli bir şey. Bir gün hepimizin ihtiyacı olabilir. Hepimizin ihtiyacı olabilir. Bu gidişatla, bu ortamla, bu yaşam şartlarıyla, bu kaşık kaşık aldığımız zehir gıdalarla bir gün hepimizin ihtiyacı olabilir. Olmasın inşallah diliyoruz ama bazı gerçeklere göre davranıp tedbirli olmak ve bazı elimizden tutacak imdatlarımızı, denize düştüğümüzde sarılacak yılanımızı temsili olarak diri tutmak zorundayız. Onun için yol arkadaşlarını ve kendisini tebrik ediyorum Aynur hocamın. O benim için Mersin'in Türkan Saylan'ı ve Mersin'de 15 bin Alzheimer hastası var. Hiç az değil, hiç az değil. Türkiye'nin Hawking'i üniversiteli olmuş efendim. Türkiye genelinde düzenlenen 2,5 dakikada ne bilim yarışmasında anlattığı büyük patlama teorisiyle Türkiye üçüncüsü olan ve ünlü fizikçi Hawking'e benzetilen bedensel engelli Neptün İpek Yılmaz, üniversite sınavında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde İngilizce fizik bölümünü kazanarak bilim insanı olma hayallerine bir adım daha yaklaştı. Ne güzel bir haber bu. İçimizi ferahlatan bir haber bu. İmece gazetesindeyiz. Gönül belediyeciliğinin farkını ispatlayacağız. Sayın Mustafa Gültak çalışmalarını takdirle takip ettiğimiz belediye başkanlarımızdan birisi. Mersin Akdeniz Belediye Başkanı kendisi. Başkan Gültak önce insan diyerek adil, eşit ve kaliteli hizmet vererek değişim, dönüşüm, yenilenme ve kalkınma hamlesini başlattık diyor. Akdeniz'e kazandıracağımız hizmet, proje ve yatırımlarla gönül belediyeciliğinin farkını ispatlayacağız diyor. Akdeniz Belediye Başkanı Gültak 31 Mart 2019 seçimlerinin üzerinden geçen yaklaşık ellerine sağlık Tuğba'cığım teşekkür ederim yavrum. Canım benim sağ olun. 31 Mart 2019 seçimlerinin üzerinden geçen yaklaşık 6 aylık süreçte ilçe genelinde hayata kattıkları ve yakın zaman içinde imza atacakları hizmetlerle proje ve çalışmaları değerlendirdi. Tarsus Belediye Başkanımız da öyle. Yenişehir Belediye Başkanımız, Toroslar Belediye Başkanımız, Mezitli Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız. Mersin'de barışçıl bir dil oluştu. Bürokrasi Mersin'de barışık ilerliyor. Belediye başkanlıkları temaslarında ve de icraatlarında birbirleriyle barışarak yürüyorlar. Mesela önceki projesiydi Sayın Kocamaz'ın. Şimdi hangi proje olduğunu hatırlamıyorum ama Sayın Vahap Seçer'in onu anması çok güzel bir davranıştı. Hizmetin dili olmaz, siyasi dili olmaz. Hizmeti hazırlanırken yoldaki bir lokomotiftir siyasi partiler. Ondan sonra siyasi partiler de zaten başkanlarından bunu rica etmeli. Artık göreve geldin, bizi unut, ancak destekte varız sana. Ancak şu siyasi gömleğini soyun, bir kenara bırak, hadi bakalım işe koyul demesi lazım. Siyasi barış, söylem barışı konusunda bence Mersin son derece önemli bir konumda. Örnek teşkil edecek konumda. Bu da çok sevindirici bir durum elbette ki. Barışçı bir dil var siyasi hizmetlerde. Barışçı bir dil var. Bu çok önemli. Çok önemli.
Açık hava reklam araçları vatandaşı ve esnafı olumsuz etkiliyor. Kesinlikle. Sınırlandırılması çağrısında bulunuyor. İmece gazetesinin yan sürmanşet haberi bu. Son yıllarda artış gösteren açık hava reklam araçları gerek esnaflara, hani bu totemlerden, billboardlardan falan bahsediliyor, gerekse sürücülere sıkıntı yaratmaya devam ediyor. Vatandaşlar bu görselliğin sınırlandırılmasını istiyor. Trafik kazalarına sebep olduğu gerekçesiyle Avrupa'da sınırlanan ve sayıları her geçen gün azalan açık hava reklam araçları son yıllarda Mersin'de büyük artış göstermeye başladı. Özellikle orta refüjde bulunan billboard, raket, totem gibi reklam araçları gerek kaldırımlarda yürüyen vatandaşları gerekse esnafları olumsuz etkiliyor. Kesinlikle katılıyoruz. Bu bir vizyonel olay değildir. Bu bir tercih değildir. Kimsenin bir şehrin alanını başka bir canlının, başka bir faaliyetin yaşam alanını daraltarak kullanmasını uygun bulmuyoruz. Umarız Büyükşehir bu konuda çok önemli bir adım atar. Bu totemler, billboardlar, tabelalar, şunlar, bunlar sadece sinyalizasyon sistemine, yer yön sistemlerine ait yönlendirme levhaları ve de tabelaları kalır. İnşallah onu diliyoruz. Onun dışındaki şu görüntü kirliliği bir ortadan kalkmalı. Ezel gibi okuyayım mı? MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Ayhan Kızıltan, bölgesel kalkınmaya ağırlık vermeliyiz görüşünü dile getirmiş. Bu görüşte İmece Gazetesi'nin manşeti durumunda bugün. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kızıltan, bölgesel kalkınma hamlelerine ağırlık verilmesi gerektiğini belirterek, Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve civarı illerde ortak projeler hazırlanması gerektiğini savunmuş. Son derece yerinde bir talep bu. Serakent, Anamur, Mersin'in Sera Cenneti, Anamur'un kuş bakışı bir görüşü var, görünüşü var. Son derece mutluluk veren bir durum. En azından örtü altı üretim faaliyetlerinin devam ettirilebildiği yörelerimizden birisi. Mersin'in Tarsus İlçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, son 6 ay içerisinde belediyenin geçmişe yönelik borçlarının 26 milyon lirasını ödediklerini belirtmiş. Sevindirici bir görev bu. Sevindirici bir görev bu sevgili izleyiciler. AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı Ali İhsan Gök'ün değerli annesi Ümmü Müslüm hayata veda etmiş. Gözyaşları içerisinde toprağa verilmiş. Kendisine rahmet diliyoruz, yakınlarına sabır diliyoruz efendim. Yeni Güney gazetesindeyiz. Yine Alzheimer Derneği'ndeki palyatif bakım merkezinin açılışı ve Gültak'ın yoğurt pazarında aşure dağıtması görüntüleri gazetemizin sürmanşetine yansımış durumda. Şöyle bir baktığımızda yine Neptün Seçer'le bir araya geldi. Ezel, ben ne yaptım? Yine ben bir şey yaptım. Bence ben bir şey yaptım. Sence de mi yaptım? Gazetemi yok mu ettim? Tekrar mı açayım? Ezel, orada mısın? Evet. Tamam. Hemen geliyorum. Hemen. Hiç moralini bozma. Hemen geliyorum. Ezel diyor ki bazen Leyla Hanım ne yapıyorsun? Aynı gazeteden başladım bir de bak. Gördün mü? Nasıl bir ablam var? Nasıl bir spikerim var? Yoksulluk çocuklarından ayırmış efendim aileyi. Yine bu konu. Yine dönmek istemiyorum. Çünkü burun direğim çok iş başında oluyor o zaman. Yanlış değerlendirenler olabilir. İnsani yönlerimiz de bazen yanlış değerlendiriyorlar. İşte hanıma bak dikkat çekmek için ağlıyor, numarası yapıyor falan diyenler var. Hiç umurumda değil, ne derseniz deyin. Ağlamak istersem ağlarım, gülmek istersem gülerim. İnsan gibi bir program bu. Yeni Güney gazetesindeyiz. Kiremithane'nin çehresi de değişiyor. Akdeniz Belediyesi Kiremithane Mahallesi, Akdeniz Belediyesi'nin başlattığı ve Mersin Valiliği'nin maddi ve manevi destek verdiği Kiremithane Mahallesi sokak sağlıklaştırması. Hayol, bu nasıl bir deyimdir, kurbanınız olayım yani. Sokak sağlıklaştırması. Böyle bir şey olabilir mesela. Sağlıklı sokaklar kampanyası ya da temiz sokak ya da bilmem ne bileyim ne. Kazandırılmış sokak, doğası korunmuş sokak. Bir şey olmalı. Neyse. Sokak sağlıklaştırılması ve tarihi evlerin restorasyonu projesi tüm hızıyla devam ediyor. Ezel az önce aramızda benimle bir haber paylaşmıştı. Sen onu ekrana taşıyabiliyor musun Ezel? Öyle bir imkanın var mı bu bekçi alım sınavındaki soruyla ilgili? Bu arada Tuğba kızım kahvemi getirdi, ellerine sağlık. Var mı öyle bir imkan? Taşıyalım mı? Ne zaman taşırsan bana fısılda lütfen. Alo de bana hayat, ses ver Ezel, bana ses ver, alo de. Hazır mı? Tamam. Sahiller boşalmış efendim. Yok, ona göre devam edecektim onun için.
bir sürü işi var çocuğum, ben de ekstra bir şey pat diye istiyorum. Sanki sihirli değneği var. Sahiller boşalmış artık, yazın son ermesiyle birlikte yavaş yavaş tatillerini bitirenler evlerine dönerken sahillerde boşalmaya devam etti. Ben buna sahiller kurtuldu kendine geldi diyorum efendim. Çünkü insanın doğaya ettiğini hiçbir canlı edemez gerçekten. Seçerle aramızda bir sorun yok demiş Sayın Haluk Bozdağ'ın. Evet, bence de sorun yok. Hazır mı? Şimdi LÖSEV Vakfı'ndan bahsediliyor. Bir bekçi alım sınavında sorulan sorulardan biri bu. Gece bekçisi alım sınavında sorulan sorulardan birisi sevgili izleyicilerimiz. Görebiliyor musunuz? Bakar mısınız? Orada var da ben özellikle yakından göstermek istemiştim ama ben dokunduğum belli olmuyor, tamam. Zannettim ki belli oluyor dokundum, hani parmağımla işaret etmek istemiştim. Bazen dejavu yaşıyorum eskiye yönelik, affet beni. Şimdi LÖSEV Vakfı'ndan bahsediliyor bu soruda ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan bahsediliyor. İki ibare var. Yukarıda verilenler öncelikle hangi ihtiyacımıza hizmet etmektedir? Yalnız öncelikle. Soruya bakar mısınız? İşte bunlar çocuklarımızı, işe alınacaklarımızı mülakatlarda, şuralarda, buralarda, yazılı sınavlarda eliyorlar. Böyle bir Türkçe katliamı olabilir, böyle bir zihniyet katliamı olabilir mi? Yani LÖSEV ve Sağlık Bakanlığı'nın zaten A şıkkındaki sağlık hizmeti dışında nasıl bir ihtiyacımıza cevap vermesi bekleniyor? Ulaşımla ne alakası var? Barınmayla ne alakası var? Eğitimle ne alakası var? Adaletle ne alakası var? Diğer dört şıktaki her şey Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın ve LÖSEV'in hizmetinde olması gereken ibareler, değil mi Ezel? Yani sağlık, adalet, Sağlık Bakanlığı'nın da ihtiyacı var LÖSEV'in de. Hepsi belli kanun kaideleri içerisinde faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve bakanlık kaideleri. Eğitim, elbette ki. Her iki ibarenin de bu eğitime ihtiyacı var. Eğitimli kişiler, bu konuda uzman olan kişiler, işte hekimler, şunlar, bunlar, sosyal medyayı yönetenler, barınma tabii ki. Bunların bir binası, bir yeri, şusu, busu olacak yani. Ulaşım, herkesin ihtiyacı. Şimdi Sağlık Bakanlığı, öncelikle Sağlık Bakanlığı ve LÖSEV sağlıkla ilgili konularla ilgilenir değil mi Ezel? Sonra adaletle ilgilenir. Bekçi alım sınavında sorulan soru bu. Hadi bakalım. Çeldirici mi diyorsun? Çok mu bir şey aramak istiyorsun? Ne mesela? Öncelikle. Mesela ne geldi aklına? Evet. Yine de düşündürüyor değil mi saçmalığına rağmen? Evet, haklısın. Zaten bizi hep saçmalıklar düşündürüyor hayatta. Saçmalıklar o kadar alıştırıyor ki bizi sevgili izleyiciler düşünmeye. Sonra karşımıza çok mantıklı bir şey, bir ibare, bir fikir, bir insan çıktığında hep saçmalıklara alışmışız ya. Diyoruz acaba. Güzel bir paylaşımdı Ezel'cim. Çok teşekkür ederim. Saçmalıklar sinsilesiydi. Haberci gazetesindeyiz. İşsizliğin resmi. Koridordan geçen Ulaş mıydı? Sanki şuradan bir kedi geçti. Yok, hayır. Ufuk'tu galiba. Sanki şuradan bir kedi geçti olur ya. Bizim yaşam alanımız orası. İşsizliğin resmi. İşkur İl Müdürlüğü okullarda çalıştırılmak üzere 1350 kişinin işe alınacağını duyurmuş efendim. Başvuru merkezi önünde bu duyuru akabinde uzun kuyruklar oluşmuş. Kalabalık nedeniyle izdiham olunca polis çağrılmış. Hani bir kişinin açıklaması vardı ya, Türkiye'deki en önemli sorun işsizliktir. Aslında sosyal medyada çok dönüyor. Aslında bir profesör galiba ya da toplum bilimci mi, muhafazakar kesimden bir isim. Aslında bütün işsizlerin bir işi olsa Türkiye'de işsizlik diye bir sorun kalmayacak. Duydun mu Ezel? Onu bulup sana getireceğim yarın eğer başarabilirsem tekrar. Hangi sayfada gördüğümü de hatırlayamıyorum. Mersinli'nin geliri var ama yoksul efendim. Evet, öyle. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK 2018 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını paylaşmış. Raporda Mersin'in hane halkı kullanılabilir fert gelirinin 2018 yılında 23.303 TL olduğu ifade edilmesine rağmen gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler arasında yer alması dikkat çekti.
Evet. Bütün parasını gayrimenkule yatırıyor Mersin'deki paralı insanlar. Ondan sonra piyasada sıcak para yok. Onun da adı gelir olmuyor. Gelirin yatırımı yani. İşsizlik izdihamına yine Güney Gazetesi de yer veriyor sevgili izleyenlerimiz ve de dinleyenlerimiz. Hemen hemen aynı haberlere değinilmiş. Onun için tekrara gitmemek açısından farklı bir haber bulma umuduyla Yeni Haber Gazetesi'ne hemen geçiş yapıyorum izninizle. Kız Kalesi'ne gurbetçi akını. Erdemli'nin UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan turizm merkezi Kız Kalesi ve çevresindeki otellerin büyük bölümünü dolduran gurbetçiler, otel sahiplerinin yüzünü güldürdüler. Yaz sezonunun sonuna gelinmesine rağmen otellerin doluluk oranının da sevindirici olduğu öğrenildi. Zaten gurbetçiler hep en ucuz zamanı bekler. Onun dışında şey yok. Bir de bu gurbetten gelen vatandaşlarımızın trafikte, alışverişte yarattıkları bir takım izdihamlar var ki hiç Avrupa medeniyetiyle gelmiş olabileceklerini düşünüyorsunuz bazen. Trafikteki bu magandavari davranışlarına bakınca, adam sendeci davranışlarına bakınca o kadar üzülüyorum ve o kadar sinirleniyorum ki, çok sinirleniyorum. Onun için bence sezon bittikten sonra gelmeleri daha iyi. Daha iyi. Çok daha iyi. Ha bir de şu Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımıza sinir oluyorum. Açık konuşmak gerekirse. İsteyen üzerine alınabilir. Şimdi adam yaşıyor Avrupa'nın herhangi bir şehrinde. İşte Fransa'da, İngiltere'de. Özellikle Almancılar, Almanya'da yaşayanlar çok yapıyorlar bunu. Türkiye'deki ekonomik ve de siyasi durum hakkında ahkam kesiyorlar ya. Çok biliyormuş gibi. Gel o zaman abi ülkene. Değil mi? Orada dört başı mamur yaşamaktan vazgeç. Gel, hiç ortamını, sıkıntısını, asgari ücret geçimini tadına baktınız mı siz? Onun bir tadına bakın. Ondan sonra işte şuna nankörlük etmeyin, buna nankörlük etmeyin. Şu bu değil. Gelin buraya bir. Gelmek istediğinizde bu sohbet geçtiğinde ama oradaki sosyal haklarımızdan vazgeçemiyoruz. Elbette ki memleketimi özlüyorum diyorsun. Sonra buradan giderken timsah gözyaşları döküyorsunuz. Hiç gerek yok. Özellikle trafikte ve emlak piyasasında allak bullak edici hareketleri var. Gerçekten Mersin'deki konut fiyatlarının gerek kira fiyatlarının gerek mülk edinme fiyatlarının artmasında gurbetçi vatandaşların çok etkisinde olduğunu düşünüyorum. Express gazetesi de yine Sayın Belediye Başkanı'nın, Başkanı Bozdoğan'ın açıklamasına yer vermiş. 6 ayda 26 milyon TL borcu ödemesi yine gündeme taşınmış ve manşet olmuş. İşsizlere 9 aylık iş imkanı, Tarsus'ta toplum yararına çalışma programı kapsamında 193 işsizimiz 9 ay süreyle temizlik ve güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecek. Ne güzel işte. İşi hak edene verin. Mevsimlik mi? Mevsimlik işçi alın. Geçici tokluk. Az para hiç paradan iyidir. İnsanlarımızın faydasına işler yapıldığında o kadar mutlu oluyor ki yüreğim. Ama yani yanlış anlaşılmasın da başka ülkelerin imkanlarından ve de gelirlerinden vazgeçmeyip de Türkiye hakkında ahkam kesen ve yurt dışında hayatını devam ettiren vatandaşlarımızın o yorumlarına da sinir oluyorum. Onlar da benim bu yorumlarına sinir olabilirler. Hiç önemli değil. İşsizlik izdihamından bahsediliyor Güney Gazetesi'nde. Yine Mersin'deki toplum yararına program sebebiyle başvuruların çokça yığılmaya sebep olduğu ve bu yığılmadan dolayı bölgeye polis istenildiği konusu tekrar gündeme taşınmış durumda. Bitti mi gazetelerimiz, hep aynı habere mi dönüyorum Ezel? Bitti. Ulusal'a bakalım mı? Çok az zamanımız var. Ulusal'a bakalım istersen. Ya da spor haberlerimizi verelim. Ulusal'da zaten verilebilecek her şeyi verdik. Orada da konu tekrarına gitmeyelim. O halde bugünkü sözlerimizi neticelendirmiş olduk. Spor haberlerimize de biraz süre tanıyalım. Evet sevgili izleyenler, bugün de bize ayrılan süreyi bitirdik, tükettik. Hayat da böyle zaten. Ne demiştik? İki cümleyle başlıyor ve bitiyor hayat. Hayata gözlerini açtı, hayata gözlerini kapadı. Birinde uyanıyorsunuz, birinde uyuyorsunuz. İnsanların hayatı uyuyup uyanmak arasında gelip geçiyor. Değil mi? Ya anne karnında uyuyorsunuz, gözlerinizi hayata açıyorsunuz. Sonra yine kendi yatağınıza ya da Rabbimin reva gördüğü bir yerde hayata gözlerinizi yumuyorsunuz. Ya ayakta uyuyanlar? Aşklarının, sevgilerinin, gelirlerinin, sağlıklarının, içinde bulundukları sosyal ortamın, yeterliliklerinin, hiçbir şeyinin farkında olmayanlar, ayakta uyuyanlar, bindik bir alamete, gideyoz kıyamete şarkısını bir gün bile söylemeyenler, dinleme zahmetinde bile bulunmayanlar.
değil mi? İmitasyon hayatlar yaşayanlar, hayata aşkla bağlanmayanlar, aşk illa sevgiliye duyulan aşk değildir. Yaradan aşkı var, evlat aşkı var, meslek aşkı var, bir sürü aşk var, değil mi? Hayatta bütün aşklarınıza sahip çıkın. Sizi ayakta tutan bütün değerler aşkınız olsun işte. Onun için kendinize çok iyi bakın. Bugün de bizi dinlediniz, lütfettiniz, sosyal medya üzerinden takip ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Yarın yine saatlerimiz 11'i gösterdiğinde saat 13'e kadar Leyla Pak'la Gündem programında sizlerle birlikte olacağız. İşte Hayat programında da Profesör Doktor Oğuz Köksal'ı ağırlayacağız. Akciğer kanseri ve tedavi yöntemlerini konuşacağız sevgili izleyiciler. Aynı zamanda göğüs ve duvarı deformitelerini de konuşacağız. Faydalı bir program olacağını düşünüyoruz. Kendinize iyi bakın efendim. Hayatı anlamlı kılan bütün değerleri en güzel halleriyle yaşayın. Yanlışlara bahane bula bula alışmış olabilirsiniz. Bir doğruya rastladığınızda bahane bulmayın. Alın, sarın döşünüze. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler İçel TV izleyenleri, sporun gelişmeleriyle karşınızdayız. Bölgesel Amatör Lig'de 2019-2020 sezonu hafta sonu oynanan karşılaşmalarla başladı. İki Mersin temsilcisinin karşı karşıya geldiği 5. grup açılış maçında İçel İdman Yurdu, ev sahibi İdman Yurdu 1925'i 3-0 yendi. İki Mersin temsilcisinin karşı karşıya geldiği Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. grubun açılış maçında İçel İdman Yurdu, ev sahibi İdman Yurdu 1925'i 3-0 yendi. Mersin Stadyumundaki karşılaşmanın gollerini 8. dakikada Mustafa, 72. dakikada Ebu Bekir ve 89. dakikada Ömer kaydetti. Maça hızla başlayan konuk takım İçel İdman Yurdu oldu. 8. dakikada Mustafa Özkaya'nın attığı golle İçel İdman Yurdu 1-0 öne geçti. Her iki takım da yakaladıkları pozisyonları değerlendiremeyince maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi. Durgun başlayan karşılaşmanın ikinci yarısının 20-25 dakikalık bölümünde her iki takım da net pozisyonlar yakalayamadı. Mahmut'un yerine ikinci yarıda oyuna giren Ebu Bekir, 72. dakikada rakip ceza sahası içinde topla buluştu. Ebu Bekir'in vurduğu topu kaleci Mustafa çıkardı. Tekrar topla buluşan Ebu Bekir, takımının ikinci golünü kaydetti. 2-0. İkinci yarıda Mustafa'nın yerine oyuna giren Ömer de 89. dakikada takımının üçüncü golünü atarak maçın skorunu belirledi. Maç konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İçel İdman Yurdu ve İdman Yurdu 1925 mücadelesi öncesinde eski hakem Mahmut Altunbakır ve İçel İdman Yurdu Kulüp Başkanı Metin Sadık İçel TV televizyonlarına maçı değerlendirdi. Mahmut Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bütün yorumcularla konuşurken söze şöyle başlıyorum. Yeni bir ruhla, yeni bir yola bira bismillah dedik çıktık. Senin beklentin, hislerin neler? Benim beklentim, öncelikle benim beklentim değil, Mersin'in beklentisi. Bu takımdan Mersin'in beklentisi çok büyük. Bu takım şunu yaptı. Türkiye Kupası'nda iddiası olmayan bir takımdı. Ancak şöyle, bu turları geçmesi gerekiyordu. Bu turları geçmesinin sebebi de şehre bir hava getirecekti. Gerçekten onu da yaptılar. Önce Kepespor'u, sonra da 3. günün güçlü ekibinden Selikspor'u yendiler ve 3. tura çıktılar. Orada da Osmanlıspor'la karşılaştılar. Bu da Mersin için bir avantajdır. Nasıl bir avantaj? Naklen yayın vardır. Seyirci işte 10 otobüs, 15 otobüs gidecekmiş, organize oldular. Orada tekrar İdman Yurdu ruhunu, yani tribünlerde ve ekranlarda İdman Yurdu ruhunun tekrar küllerinden canlandığını orada Türkiye'ye duyuracaklar. Hoş geldiniz diyelim, neler hissediyorsunuz? Yani heyecanlıyız. Yeni lige başlıyoruz. Mersin'in iki takımı şu anda karşı karşıya geliyor. İkisine de başarılar diliyoruz. İyi olan kazansın. Bir meşale yaktık. İki kupayı atlattık. Salı günü 3. tura çıkacağız. İnşallah hedefimiz bir tur daha atlamak, başarı elde etmek. Yeni bir heyecan yaratmak Mersin'e. Futbola bütün Mersinler küsmüş bir durumda. Herkesi davet ediyoruz. Bir arada toplanalım. Bu meşaleyi tekrar yakalım. Bu şehre iyi bir hizmet yapalım. Yani birlik ve bütünlük içerisinde iki takıma da başarılar diliyorum. İyi olan kazansın diyorum. Teşekkürler. Sayın Başkan, şöyle görüyoruz. Herkes İçel İdman Yurdu çatısı altında kenetlenmiş durumda. Yani bu takımı biz profesyonel liglere göndereceğiz şeklinde bir beklenti var. Muhakkak ki siz de buna yönelik çalışmalarınızı, hazırlıklarınızı yapıyorsunuz.
Muhakkak biz zaten transferlerimizi hemen hemen bitirdik. Son 1-2 noktada eksiğimiz var. Bizim zaten hedefimiz geçen senede takip ettiyseniz profesyonel bir lige, Mersin'e profesyonel bir takım hediye etmekti. Bu sene de aynı iddiaya devam ediyoruz. Geçen sene kıl payıyla kurtardık. Averaj golleriyle kaçırdık. 59 puanla kapattık. Aksaray'a gitti. Hedefimiz bu sene ilk yarıda bu işi bitirmek. Derdimiz profesyonel lige çıkmak, bu bataklıktan kurtulmak. Bal ligi geçen sene biliyorsunuz Silifke son maça kadar hedefe oynuyordu, yukarıya oynuyordu. Bu sene süper amatörde. Derdimiz Mersin profesyonel bir şehir, profesyonel bir takım hediye etmek. İçel idman yurdu altında bütün kenetlendi, şehir kenetlendi. Mersin idman yurdu taraftarları olsun, şeytanlar olsun, STK'lar olsun. Önemli olan bunu koruyabilmek, devamını getirebilmek. Yani çıktığımız yerden geride bir daha geriye sarmamak, ileriye yönelmek. Bunun için bütün gayretlerimiz, çabalarımız, gerek teknik heyetimiz olsun, gerek yönetici arkadaşlarımız olsun, gerek taraftarlar grubumuz olsun. Bu konuda özverili davranıyorlar. İnşallah bu işin sonucunda da meşaleyi yakıp hep birlikte sizlerle beraber gerek yerel gazetelerimiz, yerel TV'lerimiz bu işin sonunda başarıyı elde etmek, bir arada bu ipi göstermek, birlikte mücadele verip birlikte mücadelenin karşılığını almak. İçerli İdman Yurdu'nun İdman Yurdu 1925'i 3-0 yendiği ilk haftanın toplu sonuçları geliyor ekranlarınıza. Kapadokya Göreme 3, Ceyhan Spor 0, Mucur Yabanlı Spor 1, İskenderun Belediye 2, Pozantı Spor 0, Tüysüz Spor 0, Reyhanlı Belediye 1, Esmekaya Sultanhanı 1, Sorgun Belediye Spor 2, Mersin Büyükşehir Belediye Meski 0, Yahyalı Spor 2, Talas Gücü Belediye Spor 2, İdman Yurdu 1925 0, İçel İdman Yurdu 3. Mersin Süper Amatör Ligi'nde ikinci hafta geride kaldı. Toplu sonuçlar şu şekilde. Toroslar Belediye Spor 0, Akdeniz Belediye Spor 1, Tarsus Gücü 2, Akdeniz Gücü 1, Tarsus Belediye Spor 3, Anamur Belediye Spor 2, Karaca İlyas Veteranlar 1, İçel Yol Spor 1, Gülnar Belediye Spor 2, Homurlu 1951 Spor 0, Mut İdman Yurdu 0, Erdemli Belediye Spor 2, Silifke Belediye Spor 3, Erdemli Spor 0. İkinci haftanın tamamlanmasıyla oluşan puan durumunda lider 6 puanla Erdemli Belediye Spor. Onu ikinci sırada yine 6 puanla Akdeniz Belediye Spor takip ediyor. Üçüncü sıradaki Silifke Belediye Spor'un puanı da 6. Son sıradaysa Erdemli Spor var. Basketbol Süper Ligi'nden çekilen İstanbul Büyükşehir Belediye Spor'un yerine Sigortam.net İTÜ Büyükşehir Belediye yeni sezonda mücadele edecek. Türkiye Futbol Federasyonu Federasyon Yönetim Kurulu'nun ligden çekilen İstanbul Büyükşehir Belediye Spor'un yerine Sigortam.net İTÜ Büyükşehir Belediye'nin Basketbol Süper Ligi'ne kabulüne karar verdiğini bildirdi. Açıklamada Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun kararındaki hukuki ve mali yükümlülükleri tamamen yerine getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneği'ne Türk basketboluna katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 2019-2020 sezonunda Basketbol Süper Ligi'nde yer alacak Sigortam.net İTÜ Büyükşehir Belediye'ye başarılar dileriz denildi. İsveç'te düzenlenen Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden sporcularımız turnuvadan 11 madalyayla döndü. İsveç'te düzenlenen Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda 4'ü altın olmak üzere toplamda 11 madalya kazanan Türkiye Bedensel Engelliler Masa Tenisi Milli Takımı sporcuları yurda döndü. Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu tarafından İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda 11 madalya kazanan Türkiye Bedensel Engelliler Masa Tenisi Milli Takımı sporcuları yurda döndü. 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları için puan niteliği taşıyan şampiyonada sporcular 4 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 11 madalya kazandı. Sosyal medyayla devam ediyoruz. Gururumuz Rıza Kayalp mücadelelere işte böyle hazırlanıyor. Ah!
Malatya Spor'un en sevimli taraftarı var sırada. Romolo'yla Medipol Başakşehir'in maskotu Super Owl Roma sokaklarında bakın nasıl gezdi. Oğlunun futbola olan yeteneğini keşfeden babanın çılgına döndüğü an var sırada. Şu videodan sonra taçları atan almasa daha iyi olur. Die hadden we mooi gefilmd. Sorry. Bir tarafta Portekiz'in efsanesi Ronaldo, diğer tarafta Portekiz'in geleceği João Félix. Félix Ronaldo'yu karşısında görünce bakışları değişiyor, heyecanlanıyor. İzliyoruz. Gelişmeleri aktardık. Hoşça kalın.